tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Evet, tabii milli maç arasıydı ama biliyorsun milli maç esnasında bile özellikle devre aralarında kulüp tartışmaları tekrar alevlendi yani. Ben mesela tamam, şu andan itibaren milli maçlar bittiği için evet o sizin oyuncunuz, öbürü sizin oyuncunuz, öbürü bizim oyuncumuz, o için ama Fatih Hoca hem milli takım teknik direktörü olarak geçmişte yani milli takım tarihinin en başarılı iki hocası Şenol Güneş, Fatih Terim. Hangisi daha başarılı siz tartışın sabah kadar. Ben zaten iki tane yakın dönemde başarılı olması asıl sorunumuz. Bir, bu konuları birbiriyle güzel eklemledi. Hem yabancı kuralı tartışması hem oyuncu yetiştirmesi. Ama tabii Galatasaray bölümüne geçtiğimiz için Galatasaray'la ilgili söylediklerini alacağız. Şimdi senin için en çarpıcı, en çok tartışmaya değer bölümü hangisiydi Fatih Terim'in açıklamaları? Şimdi ben 3 tane çarpıcı şey buldum. Birini eleştireceğim, ikisine katıldığım şeyler. Birincisi mali konular tabii ki. Yani normalde bu kulüplerin kapısına kilit vurulması gerekir bir teknik direktörün ağzından duyabilmek önemli. Çünkü biz kendi kendimize debeleniyormuş gibi hissediyoruz. Bir noktada. Ve burada gerçekten kulüplerin de bu durumun farkında olması, bu kulüplerin de hani böyle gelmiş böyle gider dememesi gerektiği çok aşikar, çok ortada. Umuyorum mali anlamda da kulüpler hani günü kurtarmaktan daha farklı yollara giderler. Çünkü artık günü kurtarmak için de bir gelirleri yok. Yani günü kurtarmanın karşılığı Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmekti artık. 2 sene sonra ona da yapamayacağımız artık 3 aşağı 5 yukarı belli. Bu sebeple yani Sivasspor Avrupa Ligi'nde yarı final falan oynamazsa böyle bir şey olmayacak artık Fatih bundan sonra. Dedi ki Şampiyon Ligi'ne sürekli gitsen hatta Şampiyon Ligi'ni kazansan bile mali tabloyu düzeltmeye yetmez dedi. Yani çünkü o şekilde kurulmamış ki takımlar. Takımların yapıları öyle değil. Ya bu önemliydi. Benim esas katıldığım ve ama bu noktada biraz hani Fatih Hoca'ya da bir şeyler söylemek durumunda hissediyorum kendime. Bu Ozan Kabak meselesi. Şimdi Ozan'ın çıkarılmasında ve doğrudan bir 11 oyuncusu haline gelip Şampiyonlar Ligi'nde 18 yaşında süre alan, maçın oyuncusu seçilebilecek seviyede performanslar veren bir oyuncu haline gelmesinde tabii ki Fatih Hoca'nın payı var. Hatta bu jenerasyon oluşmasında da payı olduğu ilk 3. döneminde yani. 2013'te Fatih Hoca takım başındayken oluşturulmuş bir jenerasyon. O sebeple oyuncuların üstünde çok büyük emeği var. Doğru. 11 milyon euronun hiçbir, yani 1 lirasının bile altyapı ayrılmadığını vurguladı. Yani Ozan Kabak'tan gelen 11 milyon euro o dönem Cagne transferine tamamen harcandı. Ama hiçbir şekilde altyapıya bir şey harcanmadı. Hocaların maaşı 2500 ile 4500 lira arasında değişiyor. Dedi tamam bunlar buraya kadar doğru ama biz bunu keşke o zaman duysaydık. Mesela bu bence o zaman vurgulanması gereken, altı çizilmesi gereken bir noktaydı. Ben bir adım öteye gidiyorum. Bu benim Florya'dan duyduğum bir şey. Teyit ettiğim konulardan biri. Ve benim, yani benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü yani Florya dediğin kağıt üstüne sokağa çık. Yani futbolla ilgili herhangi birine sor. 100 kişiye. En iyi 3 altyapı yaz diye. Yani 60-70'i sana Florya'nın ismini verir ve imkan olarak da en iyi olmak zorunda olan kulüplerden biri. Neden? Çünkü Galatasaray'ın geliri, Fenerbahçe'nin geliri diğer kulüplerin daha üzerinde. Doğal olarak senin de altyapıya ayırdığın paranın, altyapıya ayırdığın imkanların daha kuvvetli olması lazım. Abi şey duydum. Bakın şey demiyorum ha, altyapı oyuncusundan bile bahsetmiyorum ki o da korkunç. Galatasaray A takımıyla idmana çıkan oyuncular idmana çıkıyor abi. Falcao ile idman yapıyorlar. Sonra gidip peynir ekmek yiyorlar abi. Peynir ekmek yiyorlar ya. Beslenmeye dair herhangi bir planlamaları yok. Bu oyuncular hani idmanını geçtim ya. Bir sporcu doğru düzgün beslenemezse nasıl kendini bulabilir zaten genç bir oyuncu. Ya bu arada A takıma idmana çıkanları durumu böyleyken diğerlerinde bir farkı yok. Yani gerçekten hani ben bu çocuklara en güzel etleri alayım, en güzel etleri yedireyim, bu çocukların şu kadar protein alması gerekiyor diye planlamaya geçtim. Ya standart neredeyse bir yemekhane yemeği bulamıyor çocuklar ya. Galatasaray'da böyle, Galatasaray altyapısı böyle yönetilir mi Allah aşkına? Hemen bir parantez açayım seni destekleyecek bak. 2008, 2009, 2010 o 3 yılın bir yılına tekabül ediyor. Sergen Yalçın Beşiktaş o zamanki adıyla PAF takımını çalıştırıyor. Yani A takımından önceki en üst düzey altyapı takımını çalıştırıyor ve kendi cebinden para vererek oyuncuları durum alıyordu. Hani et yesinler diye. Bak o kuşaktan 10 yılda 11 yılda hangi oyuncular A takıma çıktı, neler yapabildi?
O yani kuşaktan... Bazı taraftarlar altta şey yazıyor, keşke o da çıkmasaydı yazıyor ama öyle değil işte, en fazla o kadar çıkabiliyor. Bizim Mustafa Demirtaş Cumali bir şeyle röportaj yapmıştı 442'da. Evet. O röportajda... Ben göndermişim röportaja. Cumali'ye soruyor, en sevdiğin, bugüne kadar çalıştığın altyapı oyuncuları... Cumali'yi şöyle hatırlatalım, 25-6 milli takımımızda oynuyordu, tipi aynı, Di Maria. Değil mi? Aynen. Bir ara Adana'ya falan da gitti. Evet, Adana Demirspor'a da gitti. Cumali'ye soruyor, en sevdiğin altyapı hocası kim? Sergen Yalçın diyor, neden diyor. Diyor ki onun döneminde yemekhaneye girebiliyorduk diyor. Evet. Ya böyle yönetir mi anlayamıyorum ya. Ya çocukların yiyeceği etin, sütün parasından mı kısıyorsunuz? Eti sütün parasından kısıyorsunuz, bir transfer eksik yapın da çocuklar 10 yıl et yesin ya. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Ben nasıl Galatasaray'da A takıma, idmana çıkan çocukların yani çıkıyorlar, o eforu sarf ediyorlar. 7 milyon euro maaş alan adama karşı ya da diğer şey de değil hani burada özel bir isim eleştirmek bağımına söylemiyorum. Bu adamlar 50 milyon euro maaş alan adamlarla toplam idmana çıkıyorlar, dönüp peydir ekmek yiyorlar. Al yani ya çıkın bir öz eleştiri yapın. Mesela bir yönetici, sayın yönetici bir 15 gün önce çıkıp biz artık paraları altyapıya harcayacağız. Günaydın diyorsunuz ama peynir ekmek yediriyorsunuz çocuklara. Ben şimdi nasıl inanacağım sizin sözünüze? Nasıl inanacağım sözünüze? Çık öz eleştiri yap deyince o... Mehmet Ali Birand'ın moderatör olduğu sahne hep aklıma geliyor sonraki tartışmada ama o kadar ama aslında o kadar sert geçmesi gereken bir tartışma yani. Şimdi araya abi bir rezalettir bu ya. Trajikomedi yani. Bak bu. Hoca Ozan diyor. Yani mesela o para ayrılmadı ve detaylar açıklanıyor. Bunun daha da korkunç detaylar var yani. Ve bu burası Galatasaray. Yanlış anlaşılmasın. Şeyden bahsedeyim. 3. ligde normalde 3. ligdeki kulüplerin de altyapısının çok düzgün yönetildiği olduğu da çocukların et yiyebilmesi, süt içebilmesi lazım. Bir böyle Avrupa'nın elit liglerine, Atletico Madrid'de Arda Turan, işte ilk olarak da Ozan Kabak Stuttgart'ta. Yani Bundesliga'ya şimdi Schalke'de 10 milyon üzerine oyuncu satabilen bir altyapı. Bu daha fazlasını hak ediyor. Daha fazla yatırımı hak eden bir altyapı. Ya Stuttgart'ın, mesela Stuttgart diyoruz değil mi? Galatasaray'dan oyuncu aldı. Werner ya da kimin ikisinden biri orada. Yıllık altyapı bütçesi 5 milyon euro. 5 milyon euro. Sen A takımda idmana çıkan çocuğa et yedirmiyorsun. Peynir ekmek veriyorsun. Ya böyle bir kepazelik olabilir mi ya? Bak, ya bu da teyitli bu arada, onu da söyleyeyim. Ben de teyitli iki tane şey söyleyeceğim. Bir, öyle şey değil hani. Araştırdım. Duyduğum bir şey değil. 2405. Yiyenleri biliyorum yani. Sen bir şeye bak rica edeceğim. Kim mi? Werner mi ya da ikisi birden mi Stuttgart altyapısın? Ona bir bakıver lütfen. Werner Stuttgart altyapısı. Ona kesinemiz. Kimi de. Tamam. Düşün. Ya bunlar çok önemli şeyler. Şimdi ben şöyle bir araştırma yaptım. 2500-4500 lira arası maaş alan hocalar. Yani her 10 yılda bir 2010'lu yıllarda aynen. Arda Turan transferi. 2020 yani 2010'un sonuna doğru da işte bu her 10 yılda bir onu sayıyorum. Ozan Kabak transferi ya geliri var. Bak şimdi neden yatırım hak ediyor. Yaz 2500-4500 lira arası maaş alan hocalarla ilgili bir kere kafadan Florya'da oturamazsın. En iyi ihtimal araştırdım. Gülme. Oturamıyorsun oğlum işte. Abi sadece maaşını kiraya versin de oturamazsın. Yakın yere otur. Bir kere yakın yerde olması gerek abi şimdi. Hadi çocuk. Bak işte Florya'lı emlakçı Batuhan. Evet. Ben baktım. En burada... iyi ihtimal en yakın bahçeli evlerde var. Ama şimdi öbürüne geliyorum. Genelde bu hocalar uzun yıllar çalışılsın isteniyor. Belli yaşlı olsun isteniyor. Tecrübeli olsun isteniyor. Abi evli ve çocuklu ise kendi çocuklarını yetiştirecek para kazanamayan hoca. Başkanın çocuklarını nasıl Werner ve Kimmich kadar yetiştirecek? Yani güzel. Zaten yetiştirme işini sadece yetiştiricilere yüklemeyeceksin. Kulüp yönetiminin özellikle bunu yüklenmesi gerekiyor. Seni söylediğin. Sadece yemek değil. Yemeği, ulaşımı, çocuğun hayatıyla alakalı düzen. Bak şimdi Ozan Kabak'ın bireysel başarıdır, onu da söyleyelim. Yani tabii ki hocaların büyük katkısı vardır. Bu şartlarda çok büyük katkısı var da. Artı, Almanca dersi seçmiş değil mi Ozan? Bir gün Almanya Ligi'ne giderim diye. Fen lisesi okuduğu için Almanca temel bilgisi var. Dikkat! Almanca öğreniyor da hiç şey yok. Uzun yıllar kalırım, A takımda oynarım. Neden? Çünkü o şartlarla öbür şartların karşılaştırmasını çok iyi yapıyor. Bir. İki. Şimdi Mustafa Kapı tartışması vardı ya. Abi Galatasaraylılık ölçer bir makine icat edildiyse buyurun yapalım test hepsine. Ama bence öyle bir makine yok. Saçma da bir tartışma. Şimdi altyapıdan yetiştirdiğin en özel, en yetenekli oyuncuları sen belli bir bonservis bedeline yükseltip oradan gelir kazanamayacaksan veya A takımını doğrudan monte edemeyeceksen o zaman şu tartışma tekrar başlıyor. Altyapı neden var ya? Hocalara bu kadar az para veriyorsun. Çocuklar doğru dürüst
bir beslenme rejimi sağlayamıyorsun. Yani bu çok iyi organize edebilirsin bunu. Bak ne oldu şimdi mesela biz bunları konuştuk. Burada rating düştü. Ben şimdi diyeceğim ki Falcao sonradan girip gol attı. Kolombiya-Şili maçında 2-2. James Rodriguez de hani sosyal medyadan onu destekler falan filan. Olay bu mu ya? Bakın arkadaşlar tartışma hep şuna geliyor. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş'a bas bas varılır Leyla şarkısı var ya. Abi o eğlenceli bir şarkı. Sizden rica ediyorum hepiniz son derece okumuş, kültürlü, entelektüel insanlarsınız. Geçti abicim o. Eğlence çoktan bitti. Hüzünlü, mutsuz bir mali tablo var. Çok hüzünlü aslında. En fazla verel bir Leyla varsa, Eric Clapton'daki Layla. Get Layla, let me on my knees. Yani mali açıdan dizlerimizin üzerindeyiz. Çok büyük sıkıntı var. Bak son 20 yılda bunlar Uğur Karakoç'un anlattığı hatalar yapıldığı için böyle oldu. Bu part bitti ama Volley'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.